Merhaba. Şimdi sizlere irmik helvasının bir başka yapılışını anlatacağım. Bu tarifte süt, şeker ve sadece irmik kullanıyoruz. Ve kavurma yöntemi değil, salma yöntemiyle yapacağız. Bu tamamen beyaz, sütlü bir irmik helvası olacak ve yumuşak kıvamlı olacak. Burada tam yağlı ya da yarım yağlı süt, istediğiniz sütü kullanabilirsiniz. Isıtıyorum. Sütün içerisine, 1 litre sütün içerisine 250-300 gram kadar şeker koyuyorum ve karıştırıyorum. Eğer herhangi bir aromatik koymak isterseniz, yani limon kabuğu, portakal kabuğu, vanilya koyabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şeker çözündü. Sütün rengi ve kıvamı değişti çünkü buradan da anlayabilirsiniz. Sütümüz ısındı. Birazdan kaynamaya başlayacak. Tam o esnada irmiği içerisine atıp karıştıracağız. Eğer taneli bir irmik helvası istiyorsanız 1 litre süt çok fazla. O zaman yarım litre süt kullanabilirsiniz. Ama ben biraz yumuşak kıvamlı bir irmik helvası yapacağım için 1 litre sütü 250 gram irmik kullanıyorum. Aksi halde temel tarifteki gibi yapmalısınız. Yani irmik kadar şeker, irmiğin 2 katı kadar sıvı kullanmalısınız. Evet. Süt ısındı. İrmiği döküyorum ve karıştırıyorum. Bir süre böyle karıştırmaya devam edeceğiz. Süt ve irmik karışımını karıştırmayı bırakırsak dibine çökme ve yanma ihtimali var. O yüzden bir süre böyle irmik şişene kadar yavaş yavaş karıştıracağız. Evet, gördüğünüz gibi kaynamaya başladı ve çok hızlı kaynamaya başladı. Süt çünkü zaten sıcaktı. Bu aşamada yine birkaç dakika böyle kaynarken karıştırıp daha sonra altını kapatıp demlenmeye bırakacağız. Bu irmik bu sütü çekecektir. Ama dediğim gibi yumuşak kıvamda kalacaktır. Eğer bir hesaplama yapmak isterseniz de toplamda 1,5 kilogram helva olacak elinizde. Porsiyonladığınız zaman eğer küçük porsiyonlar halinde verirseniz, evet, bu altını artık söndürebiliriz. Dikkat edin, gördüğünüz gibi porsiyonlayacak olursanız da 150 gramda 10 porsiyon çıkacaktır. Böylece dondurma ile beraber de servis edebilirsiniz. O zaman gayet güzel bir porsiyon olur. Gördüğünüz çok çabuk ve çok güzel koyulaştı. Şimdi bunu demlenmeye bırakacağız. 1-5 dakika kadar demlendikten sonra bakın karıştırdıkça koyulaşıyor. Dilerseniz ılık dondurma ile beraber servis edebilirsiniz. Evet. Şimdi demlenmeye bırakalım. Evet, yaklaşık 5 dakika dinlendirdik helvamızı. Daha fazla da dinlendirebilirsiniz ama gördüğünüz gibi çok yumuşak, gayet güzel bir kıvamı var. Bekledikçe sertleşecektir ama çok çok fazla sertleşmez. Beyaz, gördüğünüz gibi çok kolay yayılabilen, çok güzel bir helvamız var. Dilerseniz dediğim gibi dondurmayla da servis edebilirsiniz. Sıcak veya soğuk ya da ılık servis edebilirsiniz. Benim size tavsiyem vanilyalı dondurmayla ılık servis etmenizdir. Bu haliyle de nefis ama öyle çok daha lezzetli olur. Peki, sütlü irmik helvanız hazır. Afiyet olsun.